Onun için Fatiha'nın birinci ayet, Besmele birinci ayeti değildir. Fatiha'nın birinci ayeti birinci ayetidir. Elhamdülillah Rabbim. İlk kelimesi de Besmele'dir. Peki ne demek bu? Övgülerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus. Neden Kur'an'ın elimizdeki mushafın bir numaralı ayetinin bir numaralı kelimesi övgüyle başlıyor? Bu çok önemli bir. Evet. Övgü sorunu diye insanoğlunun bir sorunu var hocam. Allah Allah. Ya, Allah o soruna çözüm getirerek evet, başlıyor ilk evet, vahye. Nur topu gibi bir sorunumuz var, övgü sorunu. Hem de dehşet bir sorun hocam. Hmm. Şöyle bir soru sorsam salondaki kardeşlerime. Bir insanı en kolay överek mi, döverek mi yoldan çıkarırsınız? Tek cevap aldım. Bir insanı en kolay döverek yoldan çıkarmaktan çok daha kolayı överek yoldan çıkarmaktır. Neden Kur'an, mushaf Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlıyor? Şimdi anlaşılıyor mu? Övgülerin tamamı Allah'a mahsustur. Övgü sorununu ele alıyor. Zira insanoğlunu övmeye başladığınızda öven övdüğünden bir beklenti içine girecek demektir. Boşuna övmez, durduk yerde övmez. Çocuğunuz bile sizi gelip elinizi öptüğünde anlarsınız ki bir şey isteyecek yani arkasından bir şey isteyecek. Dolayısıyla koca koca adamlar boşuna övmezler. Övmeye başladığında karşıdakinden bir şey isteyecek. İki, karşıdakini överek yoldan çıkaracak. Nasıl olacak bu? Esasen karşıdakini övmesi, o övgünün karşıdaki tarafından hak edilmesiyle alakalı değil. Hak edip etmediğiyle ilgilenmiyor. Hak edeni övmek ona teşekkürdür. Yani. Anlatabiliyor muyum? Eğer kişiyi yaptığı ile övüyorsanız bu bir beis yoktur bunda. Ama yapmadığı ile övüyorsanız sövmekten daha kötü bir kötülük yapıyorsunuz. Sövmekten daha ağır bir kötülük yapıyorsunuz. Niye? O artık yapmadığıyla övüldüğü için bir, başkalarından da yapmadığıyla övülmeyi bekleyecek. İki, yapmadığıyla övüldüğü için yaptığını zannetmeye başlayacak. Yapmadı ama yaptığını zannetmeye ya, demek ki yaptım, o övüyor, o övüyor, o övüyor, o övüyor. Demek ki yapmadığım halde yaptım demek. Yapmasa da oluyor. Yapmasa da yaptım. Galiba yaptım, ben bilmiyorumdur mutlaka. Evet. Efendim, yapmışımdır yani. Bu kadar adam yalan söylüyor değil ya, yalan söylüyor. Çünkü mevki sahibisin. Seni mevki sahibi için olduğun için övüyorlar. Senden menfaat kazanmak için övüyorlar. Senden bir şeyler tırtıklamak için övüyorlar. Dolayısıyla bakın Adudüddin el-İyci diye bir kelamcımız var. Mevakıf diye de bir eseri var. Bunun medresenin müfredatında olan bir eserdir bu. Medrese müfredatının içindedir mevakıflar. Şerhul mevakıf da var. Bunun girişinde zamanın sultanına bir övgüsü var. Allah'ı iki kelimeyle övüyor bu zat, sultanı 22 kelimeyle. Allah'ım saçını mı yolarsın, başını mı yolarsın? Yani nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey bu? Niye över diyeceksin? Belli, niye övdüğü belli. Yani belli efendim, tamamen duygusal. Onun için peki bundan bir bereket beklenir mi? Bu ilimden bir bereket beklenir mi? Böyle ben öyle mezar taşları gördüm ki düşünün, Allah iki kelimeyle övüldüğü halde o 52 kelimeyle övülmüş. Allah Allah. Oku bitmiyor azizim. Oku bitmiyor. Esasında Allah'ın kulu olmaklığı dışında insanın insana ontolojik, varoluşsal bir üstünlüğü yok ki. Peki bu din, innemel mu'minune ihvetun diyen bu din bizi nasıl kardeş kılacak? Bazıları daha fazla kardeş mi diyeceğiz?
Yani İngiliz vatandaşları eşittir, kraliçe daha eşittir mi diyeceğiz? Böyle mi diyeceğiz yani? Dolayısıyla bu anlamda Elhamdülillahi Rabbil Alemin bize övgü terbiyesini öğreten muhteşem bir ayettir. Övgülerin tamamı Allah'a mahsustur. Niye Rabbimiz sevgilerin tamamını kendisinde toplamamış da övgülerin tamamını istiyor? Zira övgü ile yoldan çıkarma şeytanın sünnetidir. Eyvallah. En tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel hâlidîn. İki melek olmak istemez misiniz? Ya da ebedileşmek veyahut da beni ateşten yarattın, onu topraktan. Ben ondan üstünüm. Buyurun. Başladı övmeye. Eyvallah. Ne güzel. Övünmeye başladığı anda iblis olmaya da başlıyor. Sen neymişsin be abi? Be abi diye başlıyor. Dolayısıyla burada hamd öyle önemli bir husus ki bizim toplumları yıkan, mahveden bir husus. Evet. Onun için yani burada övme sadece kavli övme değil. Yani fiili ve fiziki övmeler de var. Bakıyorsunuz öyle bir yere koyuyor ki o koyduğu yer aslında astığı yerdir, dar ağacıdır. Assan daha iyiydi. Ya öldürsen daha, zaten öldürdün onu. Onun için kardeşlerime şunu söylüyorum. Ne olursunuz, kişileri yapmadıkları şeylerle övmeyin. Yaptıklarıyla övün. Yaptıklarıyla yetinin. Yapmadıkları şeylerle övmeyin ki onları yoldan çıkarmayın. Zira sevdiğinizi başınıza bela edersiniz, sevdiğinize kötülük edersiniz. İnsan sevdiğine kötülük eder mi? Şu başımıza bela ettiğimiz sahte mehdiler, sahte mesihler, ben işte peygamberle görüşüyorum diyenler, ben Allah'la görüşüyorum diyenler, ben gaybı biliyorum diyenler, kıyametin vaktini hesaplayanlar, bana yazdırıldı diyenler, ben zamanın biriciyim diyenler, ben zamanın evliyasıyım diyenler, ben evliyaların sonuncusuyum, Hatemi Enbiya olduğu gibi Hatemi Evliya da var, ben de oyum diyenler, 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 diyenler. Bütün bunlar aslında övgü illetinin kurbanlarıdır. Kurbanları. Bunların bir kısmı kendi kendilerini kurban etmiştir, intihar etmiştir aslında manen. Bir kısmı da etraflarındaki insanlar bunları öldürmüşlerdir. Dolayısıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbine övgüleri tahsis etmek aslında Rabbimizin insanoğlunu yarattığı insanoğlunun en büyük zaaflarından birinin övgü olduğunu, evet, övülme zaafı üzerinden, evet, yoldan çıktığını ifade etmesidir ki sevgili Resulümüzde biz bunun örneklerini çok güzel görüyoruz Orhan Hocam. Evet efendim. Allah Resulü Hazreti Yunus'la ilgili ayetler geldikten sonra sahabe arasında dedikodu oluyor. Ya bizim peygamberimiz böyle yapar mı? Kaçmış yani efendim görevden. Peygamberimiz hemen hutbeye çıkıyor. Bir sela ver demiyor. Bir ezan oku Bilal diyor. Namaz vakti değil yalnız. Efendim duyurularda da ezan okunurdu. Bir ezan oku ya Bilal diyor. Hemen minbere çıkıyor ve diyor ki ey nas, ey insanlar. Kim aranızda beni Yunus bin Metta'dan, kardeşim Yunus'tan üstün tutarsa o yanılır. Beni Yunus'tan üstün tutmayın. Şuna bakın. Hassasiyete bakar mısınız? Şu kibarlığa, şu inceliğe bakar mısınız? Son peygamber. Usvet-i Hasene olan aynen peygamber. Ve örnek olan peygamber. Örnek olan, evet. Peygamber. Ve Hatemi Enbiya. Nebilerin mührü. Evet. Ama bunu söylüyor. Burada Yunus bin Metta'dan üstünlük, üstün olmak olmamak meselesini değil, dile getirmiyor sevgili, evet, Resulümüz. Burada aslında peygamber değil, yarıştırmayın. Beni övmeyin. Aynen öyle. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in verdiği mesajı tutun. Sınırı aşmayın. Övgüye layık olan, aynen, sadece Allah'tır. Aynen. Aynen. Yani Yahudi ile Hazreti Ebubekir arasında bir nizalaşma olmuş. Yahudi Hazreti Ebubekir'e demiş ki Hazreti Musa sizin peygamberinizden üstündür demiş. Efendim
Hazreti Ebubekir de yok bizimki sizinkinden üstün demiş. Yahudi demiş ki benim delilim var, benim delilim sizin kitabınız demiş. Var mısın demiş delilime. Nedir delilim? Kur'an'daki Musa'nın ismini sayalım, bir de Muhammed'in ismini sayalım demiş. Öyle deyince Hazreti Ebubekir bir tane tokat aşk etmiş. Efendim, yani hakikaten de isimleri karşılaştıramazsın. Allah Resulü'nün ismi 4 kere geçer Kur'an'da. Yahudi'nin ismi, affedersiniz, Hazreti Musa'nın ismi çok fazla geçer. Şu anda hatırlamıyorum. Efendim, Yahudi de gelmiş, bunu Resulullah'a şikayet etmiş. Efendim, Allah Resulü de orada bir olay anlatıyor. Fakat anlattığı olayın özü şu. Hazreti Musa'dan beni üstün tutmaya kalkmayın. Yani peygamber yarıştırmaya kalkmayın. La nüferrugu beyne ahadimler. Eğer peygamber yarıştırırsanız ben sizi mahcup ederim diyor yani sevgili Resulümüz. Yeah. Orada da. Yani onun için Allah Resulü'nden böyle başka örnekler de var. Çok ilginçtir. Ya hayral beriye diyor toplumun içinden gelen bir tanesi. Ey yaratılmışların en hayırlısıdır demek. Ağzını topla, sen nasıl konuşuyorsun? Söyler misiniz? Evet, o dediğin İbrahim'dir. O dediğin İbrahim'dir. Tabii. Harika. Ne? Harika. Tabii. Yine bir tanesi diyor ki, sen ve Allah olmasaydı şu işim olmazdı diyor. Küma zamirini kullanıyor, siz ikiniz demek. Seninle. Evet. İkiniz. Efendim, evet, iki. Sen ne kötü hatipsin. Allah'la beni aynı zamir içinde nasıl kullanırsın? Allah yani, ve Allah ve sen dedi. Eyvallah. Dedi. Yani Allah Resulü'nün bu hassasiyetleri nerede kaldı? Nerede kaldı? Hani sünnetti? Hani sünnetçilik yapan fenni sünnetçiler? Hani sünnet nerede? Dolayısıyla hamd, gerçek anlamda hamd, Allah'ı ne kadar överseniz azdır. Harika. Layıkıyla övemezsiniz. Tıpkı Resulümüzün buyurduğu gibi. Ben sen kendini övdüğün gibisin. Zira ben seni layıkıyla övemem. Elhamdülillah ya Rabbil alemin. Efendim hamdın şükürden